İnşallah desteğimiz görüyoruz. Şu bilinciliğe bir çıkarız. Her maça gidiyor musunuz? Canım. Demirspor her maça gidiyor musunuz? Her maça gitmesek bile yani. Mesela en son uygun zamanlarda gidiyoruz. Zamanlarda en son Urfa maçına gidiyor mesela. Urfa maçına bir tek ben vardı. Çalıştığımızdan dolayı gidelim. Bak şimdi sen gelmiyorsun. Urfa maçına gittim diyorum. İnşallah ya, biz desteğinizi bekliyoruz. Urfa Belediye Başkanı'nda arkadaşım 80. dakikada gol attık ya. Ayağa kalkmışım. Yani size bakmayın. Doğrudur evet. İnşallah ya. İnşallah desteğimizi bekliyoruz. Bir yasak var. Aytek Tekstil'in değerli başkanı ve değerli çalışanları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Faruk Aytek kardeşime sizi bizlerle buluşturduğu için hasreten teşekkür ediyorum. Daha önce de gelmiştim ve o gelişimden de çok mutlu olmuştum. Çok sitayişle bahsetmiştim. Beraber yemek yemiştik. Bu kez yemek yiyemiyoruz ama sizinle aynı yolun yolcusu olarak birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, şu anda malumunuz 7 Haziran seçimleri için sahadayız. Ben de daha önce 2 dönem milletvekilliğinizi yapmış bir kardeşiniz olarak 3. kez partim tarafından aday gösterildim. Sahada dolaşıyoruz. Yoğun bir şekilde dolaşıyoruz. Dolaşmamızın sebebi tabii ki 7 Haziran seçimlerinde partimizin başarılı olması. Ama şunu çok net olarak ifade etmeliyim ki 7 Haziran'da AK Parti'nin başarılı olması demek Türkiye'nin büyümeye, gelişmeye, kalkınmaya devam etmesi demektir. Çok açık ve net olarak bunu ifade ediyorum. 2002 ile 2013 2015 arasındaki 13 yıllık döneme baktığınız zaman her alanda çok ama çok geliştiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. 2002'de sadece belli alanlarda ülkenin ihracatı söz konusuyken bugün sizin ürettiğiniz ürünler İspanya'da, İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da pek çok yerde en lüks kaliteli mağazaların satış noktalarında. Bu aslında sadece Aytek Tekstil'in başarısı sayılmaz. Bu aynı zamanda sizlerin de başarısıdır ama bu aynı zamanda ülkemizin de başarısıdır. Ülkemiz gelişmese, kalkınmasa, büyümese o zaman bizim ürettiğimiz, sizlerin bin bir zahmetle ürettiğiniz ürünü de dünya kabul etmez. Türkiye'nin gücü arttıkça sizlerin ürettiğiniz ürünün de dünyadaki dolaşımı artıyor. Sizlerin ürününüz dünyada daha çok dolaştıkça Türkiye'nin gücü artıyor. Dolayısıyla sizinle bizim aynı yolda yürüdüğümüzü çok rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı yolda yürüyoruz ki ikimiz de güçleniyoruz. Hamdolsun bugün 2002'de milli gelirimiz 3500 dolarken kişi başı bugün 10.500 dolara çıktı. İhracatımız 36 milyar dolarken bugün 160 milyar dolara çıktı. Ülkemiz dünyanın en güçlü 24 ekonomisi içerisindeyken bugün 16 ekonomisine çıktı. Ama biz bu hedefleri yeterli görmüyoruz. Biz daha çok istiyoruz, daha çok büyümek istiyoruz. Ülkemiz daha çok büyüsün, kalkınsın, gelişsin istiyoruz. O sebeple değerli kardeşlerim, 7 Haziran'daki seçim, emin olun ve size yeminle söyleyebilirim ki sadece Necdet Ünvar'ın seçimi değildir. Sadece AK Parti'nin seçimi de değildir. AK Parti'nin büyümesini isteyenlerle Türkiye'nin küçülmesini isteyenler arasında geçecek bir seçimdir. Türkiye büyümeli, kalkınmalı ve gelişmeli. Bunun için daha çok çalışmalıyız, daha çok gayret sarf etmeliyiz. O sebeple değerli kardeşlerim, sizlerden zaten oy vereceğinizi biliyorum. Bu genç kitlenin bizim peşimizden koşa koşa gideceğini, kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yoldan gideceğini biliyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun gösterdiği yoldan gideceğini biliyorum. Sizlerin aynı yolun yolcusu olduğunuzu biliyorum. 7 Haziran için de bakınız, kafaları karıştırmak isteyenler olabilir. 7 Haziran için de o kafaları berrak hale getirmemiz lazım. AK Parti'nin bu ülke için hayrına çalıştığını
AK Parti'nin bu ülkeyi büyüttüğünü ve yine AK Parti'nin bu ülkeyi büyüteceğini herkese ama herkese anlatmamız lazım. Geçmişte sağlıkta yaşadığımız ızdırapları anlatmamız lazım. Geçmişte eğitimde yaşadığımız ızdırapları anlatmamız lazım. Hepimizin kolayca uçağa binebildiğini, duble yollardan seyrettiğimizi, hepimizin daha iyi hayat koşullarında yaşadığımızı anlatmamız lazım. Etrafımızı anlatmamız lazım ki o zaman kafaları karışmış olan kardeşlerimizin de kafaları berrak hale gelsin. Ben değerli kardeşlerim, sizlerin ürettiği ürünün inşallah 7 Haziran'dan sonra daha güçlü bir hükümet, daha iyi bir kadroyla daha fazla ülkede yer bulacağını, daha kaliteli ürünleri dünyadaki bütün insanların daha çok tanıyacağını düşünüyorum. Bu bizim elimizde. Bizler Türkiye'yi büyüttükçe inşallah işlerimiz büyüyecek. İşlerimiz büyüdükçe bizler daha müreffeh bir şekilde, daha onurlu bir şekilde yaşayacağız.